Hanlar Beyler tekrar merhaba. Top Interview listesinindeki soruları çözmeye devam ediyoruz. Map'lerden devam ediyoruz. Burada çözmediğimiz ikinci soru easy bir soruymuş. Isomorphic string sorusu. Soruyu hızlıca bir okuyup anlamaya çalışalım. Bize iki tane string verileceğinden bahsediyor ve bunların isomorphic olup olmadığını tespit etmemizi istiyor. Isomorphic'in tanımı ise şöyle verilmiş. Stringlerden bir tanesindeki herhangi bir harfi ya da karakteri alıp diğer stringdeki başka bir karaktere map ediyorum ve hep aynı şekilde map edilmiş mi? Buna bakıyorum. Eğer bu sağlanıyorsa bu ikisi birbiriyle izomorfiktir demek. Yani şöyle örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Birinci stringimizdeki E harflerini bakıyorum. A'ya maplenmiş mesela karşıma çıkan ilk harf. Diğer bütün E'ler de A'ya denk gelecek şekilde yani ilk stringdeki E'leri A'ya çevirdiğim zaman Mesela ikincisi de G. Bütün G'leri D'ye çevirdiğimiz zaman sıralama bozulmadan o zaman true dönüyoruz. Yani bu ikisi birbirine ile izomorfiktir diyoruz. Şuraya bakalım. S B'ye karşılık geldiğini düşünüyoruz. O ise A'ya karşılık geliyor. Ama ikinci O R'ye karşılık gelmiş. Yani F'leri B'ye çevirsem, O'ları A'ya çevirsem, F'dan bar elde edemem. da <laughs> false. Şu örneğe bakalım. Harflerini çevirsem, P harflerini T'ye çevirsem, P'ler T olsa, A'lar I'ye meplanse, E L R de E harfine meplanse, gördüğünüz gibi paper title'a çevrilebiliyor. Peki buradaki kontrolü nasıl yaparım? Şu ikisini alalım, şimdi daha anlamaya çalışalım. Aslında yapacağımız şey sırasıyla şu arkadaşlar. Stringlerden bir tanesinin üzerinde sırasıyla bir loop çevirip her bir karakteri tek tek ele alacak. Örneğin P ve bakacağım. Ya acaba ben bunu daha önce, bu karakteri daha önce rastladım ve bunu ikinci listede başka bir harfe mapledim mi? Maplediysem şu anda karşıma çıkan indekste ikinci de doğru var mı? Doğrusu var mı? Eğer yoksa da bunu sıfırdan tekrar bekleyeceğim. Algoritmayı şöyle yazarsak daha anlaşılır hmm. olacak. Örneğin başladım. P karşıma çıktı. P'yi T'ye mapliyorum çünkü ilk kez karşıma çıkıyor bu benim. P'yi T'ye mapledim. İkinciye geçtim. A map listemde bu böyle bir şey yok. Yani eşleştirme listemde böyle bir şey yok. Eşleştirme için bir map yapacağız. O zaman A harfi de ikinci stringte de i'ye denk gelsin dedim. Çok güzel. Üçüncüye denk geldim. Eşleştirme listemde bu var mı diye bakıyorum. Evet var. Ve T'ye eşlenmiş daha önce. O zaman şu anda da T'ye denk gelmesi lazım. Yani burada üçüncü indeksi isem bu stringde de üçüncü indekste T'yi görmem lazım. Görmezsem false dönerim. Gerçekten de görüyorum. Bakın burada. O zaman herhangi bir şey yapmama gerek yok. Burada E'ye denk geldim ilk kez. Daha önce bir eşleştirme listemde olmadığı için ilk kez eşleştiriyorum ve bunun karşılığı L harfidir diyorum ikinci stringte. R'ye denk geldim. Eşleştirme listemde yok. Bunun karşılığı da E'dir dedim. Yani yaptığımız şey şu. Bir karaktere ilk kez rastlarsam İlk rastladığında mapleme yapıyoruz. İkinci rastlamada MEP'e uygun MEP'e uygunluk kontrolü yapıyoruz. Öyle diyelim. Ne demek MEP'e uygunluk kontrolü? Mesela şurada X olsaydı. Ben P'yi ikinci kez rastladığımda Evet daha önce bu yeşleme sistemde T var. T'ye de gelmesi lazım. Bakıyorum üçüncü indekse. Burada da 3. indeksteyim. X gelmiş. İşte uygunluk kontrolümden kastım bu. Eşleme listemdekine uymayan bir durum var. O zaman otomatik false dönüyoruz. Yani burada false dönüyoruz. Kontrol sağlanmamış ise. Şöyle bir edge case var. Diyelim ki şunu tekrar T'ye alalım. Bakın A'yı ne etmeklemişim? E'ye. Şimdi R harfine denk geldim. Diyelim ki burada bir i daha var. R'ye gelmedim. Şimdi tek tek şu sola kadar bütün eşlemeleri yaptım. Eşleşme listemi doldurdum map'imi. Sonra R'ye geldim. R'yi daha önce eşlemedim. R harfini daha önce eşlemediğim için hiçbir şeyle. R dedim ve gidip İ yazmaya çalıştım. Ama burada bir sıkıntı var. Yani eşleşme listemde çift yönlü bir kontrol yapmam lazım. Diyeceğim ki hop kardeşim sen İ'yi daha önce A'ya eşlemişsin. o zaman I'yi zaten bu listenin değerleri arasında, value'ları arasında varsa Gidip tekrar bir Atama yapamazsın R'yi, I'yi çeviremezsin Yani bir edge case olarak, edge case değil de bunu da düşünmemiz lazım. O da hangi durumun altında geliyor aslında İlk rastladığımızda maplıyoruz ya, burada şu kontrolü de yapmalıyız ilaveten. If Hani t stringinin Bu elemanındaki, indeksindeki değer Already in uh, HashMap diyelim Bizim hash map'imizde zaten varsa return false demek lazım. İkinci rastlamada map'e uygunluk kontrolü yaptım. If not okay. Burada da false döndüm. Yani aslında yine bir döngü çevirip false durumları yakalamaya çalışıyoruz. Herhangi bir false durum yakalamadığımız zaman döngümüz bittiği zaman otomatik olarak true dönmemiz lazım. Bunlar isomorphic diye. Şimdi kodumuzu yazalım dartta her şeyden önce eşleşme listemizi tutacağım. Yani mapleme listemi tutacağım. Bir, burada final map oluşturalım. Bu map'in keyleri ve value'ları string tipinde olacak arkadaşlar. Hash map diyelim buna. Ve boş bir liste olarak beni başlatalım. Burada sorun yok. Şimdi bir loop döndüreceğiz biz. Birinci string üzerinde dönecek bir loop. İndeks üzerinden ilerleyerek döneceğiz. Çünkü diğer bazı dillerdeki gibi string üzerinde for s in string falan gibi bir şey yapamıyoruz. Biz standart her zamanki klasik for loop'umuzu çevirelim. For loop'un içinde bizim yaptığımız şey aslında hataları aramak yani false durumları aramak. For loop içerisinde false durumlar aranacak dedim. Eğer herhangi bir soruşturma rastlamazsan da döngüden çıktığım zaman evet izomorfiktir diyeceğim. Bunu da döndüm. Sırasıyla yapacağımız kontrolleri düşünelim. Ne yapacağız? Önce bu indeksteki karakteri bir alalım. s Estetikinkte tekrar tekrar kod kalabalığı olmasın diye alalım. Şimdi de bu karakterin hash map'imizde zaten olup olmadığına bakacağız. İlk kez rastlıyor muyuz? Rastlamıyoruz diye. eğer hash map'imiz contains key yani bu key zaten daha önce içeriyor ise daha önce bunu rastlamışsak daha önce eşleme yaptıysak bu karaktere bir şeyler yapacağız else burada da diğer mantığımızı kuracağız şimdi burada düşünelim ne yapacağımızı. daha önce eşleme yaptığım bir karaktere rastlamışım mesela p'yi t'ye daha önce eşlemişim dedim diyelim ki ona üçüncü kez ya da beşinci kez bir daha rastlıyorum bir daha rastladığımda daha önceki eşlememle aynı şekilde ikinci stringde yer alması lazım. Yani şu almıyorsa false dönmem lazım. Yani bu sefer başka bir şey denk geldiyse if eşmepin içinde madem ki bu key, key var. Öyleyse bu key'in karşılık daha önce bu key'e eşlediğim değer t stringindeki aynı indeksteki değere eş olmalı. Olmalı. Olmaz ise olmaz ise bir enalit vardır burada. Return false false bir durum yakaladım. İlk kez rastlıyorsam, yani burası ilk kez rastlama. Els'in içerisi İlk kez rastladık. Orada da önce şunu yapacağız. Evet ilk kez rastlamış olabiliriz ama daha önce başka bir değere maplenmiş olabilir. Bu değer. O zaman orada da şu kontrolü yapmamız lazım. if if hash map'in bu sefer value'larında bu değer varsa ne değer? T'nin oradaki karşılık değeri. Yine return false. Yani bunların hiçbiri yoksa ve gerçekten rastladıysan ve daha önce ikinci string'deki değer de yazılmadıysa bir yere o zaman bu karakteri ben bir mapleme yapabilirim. Evet aslında bütün kod bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu bir test edelim. Burada yanlış karakter yazmışız. Submit edelim. Evet şimdi lineer zamanda ve e, hashmap'te de ekstra memory kullanıyoruz. O da O(n) memory'den ve O(n) e, sürede bu soruyu çözdük. Bir sonraki soruda görüşürüz.